Bugün size öğretim materyali tasarım yarışması için hazırladığım oyunumu, masa oyunumu tanıtacağım. Oyunumuzun adı Goats on the Bridge, köprüdeki keçiler. Aslında hepimizin çok iyi bildiği iki inatçı keçi hikayesinden esinlenmiş bir oyun. Sadece orijinal hikayeden farklı olarak bu oyunda biz keçilerimizi suyu, ikisini de suya düşürmeyeceğiz. Bir tanesi kazanacak. Oyunumuzun materyalleri öyle çok masraflı değil. Basit materyaller kullandım. İki tane piyonum var. Siyah keçi ve beyaz keçi. Çıktılar aldım. Kartlarım var. Beşer santim karelerden oluşan kartlarım var. Ön ve arka yüzlerinde. Bir tarafı kelime tarafı. Diğer tarafı ise konuşma aktivitesi için hazırlanmış kartlar. Kartlarımız var. Kartlarım benim 5, 6 ve 7. sınıflarda şu an ünite konusu olan fitness activities'ten hazırlanmış kelime kartlarım. Ön resim kısımları kelime öğretmek amaçlı hazırladım. Arka tarafta konuşma aktivitesi amaçlı hazırlandı. Oyunumuzun amacı takımlardan bir tanesi köprünün karşısına ulaşmaya çalışacak. Oyunumuz bu şekilde. İki tane şu an bana yardımcı olacak öğrencim var. Normalde sınıfta ben bunları daha kalabalık grupta oynatıyorum. En az iki tane takımın olması gerekiyor. Takımdaki oyuncu sayıları değişebilir. Sınıftayken ben sınıfı ikiye bölüyorum ve kaybeden oyuncunun yerine kendi takımdan başka bir oyuncuyu ekletiyorum. Böylece sınıfın %90'ı ünite konularını öğrenmek için oyuna dahil olabiliyorlar. Oyunu öğrencilerim şu an oynatırken ben detaylı bir şekilde daha iyi anlatabileceğime inanıyorum. Öğrencilerimi alayım ben buraya. Onlar oyunu oynarken detayları da o şekilde vereyim ben. Yes, definitely you can go Diving, on. ride a horse, skiing, Yes. play basketball, ice skating, play table tennis, play football, ride a bike, climb, swimming. Normalde hikayemizde keçiler karşı karşıya geldiklerinde ne olur? Anlaşamazlar, kavga ederler ve birbirlerini hop suya atarlar. Biz burada böyle olmasını istemiyoruz. Bir tane takımın kazanmasını istiyoruz. Burada oyunumuzda şans devreye girecek. Bilginin yanında şansı da kullanacağız. Yani biraz daha heyecan katmak için. Bunun için de rock, paper, scissors, taş, kağıt, masa, makas yapacaklar. Buyurun kızlar. Taş, kağıt, makas. Rock, paper, scissors. Okay. Defne burada kazandı ve beyaz keçiyi suya atacak Defne. Verda burada oyunu kaybetti aslında. Takımını puan götüremeyecek. Verda'yı ben normalde sınıfta yerine oturturup takımından başka bir oyuncuyu buraya çağırıyordum. Sınıfta oynatsaydım. Burada sadece iki tane öğrencim olduğu için Verda ile yine devam edeceğiz. Gel bakalım Verda. Defne, yes go on. Swimming, ride a horse, riding a bike, play basketball, playing table Yine tennis. karşı karşıya geldiler. Evet, taş kağıt makas yapalım. Rock, paper, scissors. Evet, yine Defne beyaz keçiyi suya attı. Defne yine kaldığı yerden devam edecek. Verda baştan başlayacak. Yes, Defne. Playing basketball, ride a horse. Rock, rock, paper, scissors. Okay. Good luck. And şu an evet Defne son karesine geldi. Riding a horse. Riding a horse dedi ve oyunun sonuna, köprünün sonuna geldi. Yani bu turu kazandı. Defne takımına şu an puan götürüyor. Oyunu burada bitirebiliriz ya da çok hızlı ilerlediği için oyun ben sınıf esnasında sınıfta bunu oynatırken tekrar tekrar oynatıyorum. Defne takımına puan götürür. Defne'nin takımından başka bir öğrenci alırım ve yeni oyuncular tekrardan oynamaya başlar. Onlar da ünite kelimelerini öğrenirler. Oyunumuz basit dediğim gibi. Daha zor olan bölümü arka tarafta. Bunlar 4. sınıf öğrencilerim olduğu için onlar bunu çok yapabilecek seviyede değiller şu an. Arka tarafında daha çok speaking üzerine olan sorularımız var. Mesela burada demişim ki, is horse riding an outdoor activity or an indoor activity?
diye bir sorumuz var. Sorulara yanıt vererek ilerliyorlar bu tarafta da. Hazırlaması kolay, tüm kademelere uygulanabilecek bir oyun. İlkokul olsun, ortaokul olsun, 8. sınıflar olsun, tüm kademelere uygulanabilecek bir oyun. Kartları hazırlaması da çok kolay, çok zamanımı almadı benim. Hem konuşturma hem de kelime ezberletmek için ideal bir oyun. Benim anlatacağım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.